İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programı ile sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Türkiye'de bitkisel gıda takviyeleri ve bu problemlerden başlayalım. Evet, Türkiye'de maalesef çok büyük bir problem var. Türkiye'de üretilen bitkisel gıda takviyeleriyle ilgili sürekli medyada bu konuda konuşuluyor. Yani bazıları bundan rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? İlaç üreticileri, ilaç firmaları, ilaç ithalat ve ihracat eden firmalar yurt dışından yılda 30 milyar dolar ilaç getiriliyor. 50 kuruşa aldıkları ilacı 50 liraya satıyorlar. Çok büyük karlar elde ediyorlar. İstiyorlar ki bu düzen devam etsin. İlaç satsınlar. Hiç zahmetsiz ithalat, ihracat. Türkiye'de tüketilen ilaçların %90'ı yurt dışından geliyor. Milyar dolarlar kazanıyorlar hiçbir şey yapmadan. Ülkeye bir yatırım yapmadan. Ha diyeceksiniz ki bu ilaçlar faydalı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaç kullanan insanların yılda ortalama 200 bin kişi ölüyor. 200 bin kişi, kötürüm kalanlar, yatarak kalanlar, organlarını kaybedenler vesaire hariç. İngiltere'de 35 bin, 40 bin kişi, Almanya'da 30 bin kişi, Türkiye'de takriben 50 bin kişi ölüyor kimyasal ilaçlardan. Fakat kimse kimyasal ilaçların yan tesiriyle ilgili hiçbir program yapmıyor. Almanya'da kaldım mesela 29 yıl. Hemen hemen her gün her televizyonda kimyasal ilaçların yan tesirinden bahsedilir. İnsanlar uyarılır, aydınlatmaya çalışılır. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de bitkisel gıda takviyeleri üzerine herkes konuşuyor. Kimyasal ilaçlara gelince hiçbir kimse konuşmak istemiyor. Türkiye'de de tabii ki bitkisel gıda takviyesi ayrı bir sektör, yeni bir sektör. Burada da bir problem var bu nedenle. Mesela Avrupa'da, Asya'da doktorların haricinde bir de herbalistler var. Herbalistler yani bitki uzmanları Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da doktor gibi reçete yazmaya yetkili. Herbalistler doktor gibi yetkili. Türkiye'deki herbalistlerin sağlık konusunda konuşma hakkı yok. Neden? Eğitimi yok, okulu yok. Bu bir standartize edilemedi, düzene konamadı, kanun yok, kanun boşluğu var. Avrupa'daki herbalist, doktor gibi muayenehanesinde hastasına ilacını yazar, reçetesini verir. Türkiye'de herbalistler bitki hakkında konuşur, hastalık hakkında konuşamaz. Tedavi edilir diyemez, şunu diyemez, bunu diyemez. Bu bazı menfaat çevrelerinin işine geliyor şebeke. Yani şebeke gibi bir çevre var. İstiyorlar ki kendi menfaatlerine dokunulmasın. Yine istedikleri gibi para kazansın. Tabii ki bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların birçoğu da yanlış yapıyor. Boşluktan ve Türkiye'de bu işin altyapısının olmaması nedeniyle. Hiçbir Avrupa, Amerika ve Asya ülkesinde bitkiler, mesela ben birkaç numune getirdim. Vatandaş çok önemli bir firma. Türkiye'de 1000'den fazla şubesi var. Otu almış, bitkiyi almış, kurutmuş. Şöyle kuru bitkiyi öğütmüş dermende ve bunu kapsülü yapmış. Baktığımızda nedir? Toz. Yani çöp. Yani bir etkisi olmaz bunun. Yani bir insan, bir firma bir bitkisel gıda takviyesi, yani Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi deniyor, Avrupa'da bitkisel ilaç deniyor. Ne bu, buna neden böyle kelime ayrımı yapıyorlar anlamadım. İkincisi başka bir firma, o da biri ginkolu, diğeri ginzenkli, öbürü başka, yine bitkisel gıda takviyesi üretmiş. Nasıl üretmiş? Bitkiyi öğütmüş. Burada iyice bakarsak çöp. Burada görebiliyorsak, içerisinde bitkisel gıda takviyesi denen şeyin içerisinde çöp gözüküyor. Çıplak gözle gözüküyor. Yani bunlar ne biçim iş yapıyorlar anlamıyorum. Türkiye'de diyor ki, bunun sahibi, firmanın sahibi, bizim diyor 1000'den fazla şubemiz var. Var da ne işe yarıyor kardeşim, insan sağlığı oluyor. Şu firmada balla otu karıştırmış, affedersiniz hayvan küspesi gibi, yani hayvan pisliği gibi. Kapsüle hiç benzemiyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsan sağlığı ne kadar ucuz Türkiye'de. Yani bitkisel gıda takviyesi yapıyorsan
Bu da başka bir firma. Bu da balla otu karıştırmış küspe gibi, hayvan küspesi gibi. Bu da kapsül üretmiş. Yani bunların ya akıl işi değil. Şimdi bir de şöyle bir kapsül var. Bu da bitki. Ot öğütülerek değil de bitkinin ekstraktından elde edilmiş. Damıtılarak, destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilmiş bir kapsüldür. Bakın görün aradaki farkı. Bu nedir? Bu işte doğru dürüst bir üretimdir. Kalite var. Şimdi bu bitkinin ekstraktı, bitkinin özü. Kullandığı zaman vatandaş, hasta faydasını görür. Diğerlerini görür, kullandığı zaman faydasını görmez. Türkiye'de 100'den fazla firma otu öğütüyor, hap diye satıyor. Olmaz bu, yanlış. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok bu. Avrupa'da yok, Asya'da yok, Avustralya'da yok, hiçbir yerde yok. Türkiye'de böyle bir yanlış var, bunun düzeltilmesi gerekir. Bu tür iş yapan bütün firmaların ilaç üretiyormuş gibi standartlara uyması gerekir. Bitki ekstraktından hap damla drajı üretmesi gerekir. Yanlış yapmamak gerekir. Para kazanmak için kimse milletin sağlığıyla oynamasın. Yine parasını kazansın ama bu işi yapanlar namuslu yapsın. Bir de başka bir firma var. Bu da çok tehlikeli. Bitkisel diye takşiş yapıyor. Takşiş ne demek? Kandırmak yani. Kandırmak. Bitkisel diyor, içinde kimya var. Bu içinde kimya olan çok tehlikeli. Çünkü içine kimyasal kan sulandırıcı koyuyor. Kan sulandırıcı, doktorunuza gittiğinizde kan sulandırıcı verirse doktor, hastanın durumuna göre 2 haftada, 3 haftada veya ayda bir doktora gideceksiniz. Kan tahlillerine bakacak, kanınızın durumuna bakacak. Kanda aşırı bir sıvılaşma varsa hapı azaltacak, koyulaşma varsa artıracak vesaire. Bu vatandaş ne diyor? Bu bitkisel diyor, içinde kimya. Ne oldu? Vatandaş kullanıyor, iç kanamadan ölüyor. Nereden biliyorsun diyeceksin. Tüketicihakları.biz siteye girin bakın. Şikayetyolla.com siteye girin bakın. Şikayetvar.com ve kullanıcıyorumları.bs bir sürü site var şikayetle ilgili. Bu sitelere girin bakın. Hangi firmalar böyle televizyonlara durmadan televizyona çıkıyor, damar açar. İnsanları öldürüyor kimyasal ilaçlarla. Bu işin bir standartize edilmesi gerekir. Avrupa'da, Asya'da, dünyanın her yerinde olduğu gibi herbalistlere de doktorlar gibi yetki verilmesi gerekir. Yani bütün dünyada böyle. Avrupa'da herbalistler doktor gibi yetkili. Türkiye'de yetki vermiyorsun, ne yapıyor? Vatandaş başka türlü bu işi yapıyor. Yetkisiz ve de kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Herkes o zaman herbalist oluyor. Bunlar çok basit düzeltilebilir. Bitkisel gıda takviyesi üreten bitkinin özütünden yani ekstresinden hap damla drajı üretmeli. Yanlış yapıp da para için insanların sağlığıyla oynamamalı. Dün bir televizyonda bu konuları konuşacaktım. Konuşmaya fırsat vermediler. O oradan, bu buradan, şu şuradan ya bir konu açıklayalım dedim. Açıklamaya fırsat bulamadık. Bir saat konuşmada 10 dakika ancak konuşabildik. Yani burada bu konuyu açıklayamadım, bu konuyu burada anlatmış oldum. Evet ve biz de mantar çeşitleriyle devam edelim. Kaç çeşit mantar vardır ve bitkisel çözüm yolları mümkün müdür? Mantar çok. Doğada da mantar var. İnsanlarda da, hayvanda da, bitkide de her yerde mantar var. İki türlü mantar vardır. Maya mantarı, küf mantarı. Küf mantarı ve maya mantarı koloni şeklinde birlikte çalışır. Küf mantarı olmadan maya mantarı olmaz. Yani bir yeriniz küflenmişse insanın vücudunda da küflenme olabilir. Hayvanda da, bitkide de, toprakta da, doğada da, ağaçta da küflenen yer yavaş yavaş çürür. Her yerde bu böyledir. Mantar birçok faydası olduğu gibi birçok zararı da var. Mesela mantarlar bitki artıklarını, insan artıklarını, insan ölüsünü, hayvan ölüsünü, bitki ölüsünü toprağa dönüştürür. Faydası. Hayvan ve bitkileri. Tabiata artık olan her şeyi toprağa dönüştürür. Faydası. Üretim sanayinde kullanılır mantarlar.
mantarlardan vitamin, enzim, antibiyotik üretilir. Zararı odun, tekstil, kağıt, ne varsa zebze, meyve her şeye hastalık yayabilir. En tehlikelisi de mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler kansere sebep olabilir. İtalyan asıllı Doktor Simon Gili, onkolog, kanser hastalıkları uzmanı, mantarlar üzerinde yapmış olduğu araştırma sonucunda kanserin sebebinin mantar olduğunu belgelemiştir. Kaç türlü mantar var? Bağırsak mantarı, bayanlarda vajina mantarı, idrar yolları mantarı, idrar yollarıyla mesene yerleşen mesene mantarı, böbrek mantarı, nefes yoluyla akciğere yerleşen mantarlar, burunda, sinüslerde, alın boşluğunda oluşan mantarlar, kulak mantarı. Kulağında mantar olursa kişinin kulak zarına mantar yerleşirse kulağı sürekli tıkalıymış gibi olur. Hava alamaz, kişi rahatsız eder. Kulağı kuruyormuş gibi olur. Sinüslere yerleşirse alerjik rinit oluşur. Akciğere yerleşirse astıma, alerjik astıma sebep olur. Mesaneye mantar yerleşirse sistit ve intersistiyel sistite sebep olur. Böbreklere yerleşirse kronik böbrek yetmezliğine sebep olur. Yani, peki mantarın olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mantar birçok hastalıkların %90'ını tetikliyor da mantar nasıl anlaşılacak? İşte mantarı teşhis etmek adeta imkansız. Neden? Bir, bağırsaklarda mantar var, bakteri var, virüs var. Mantar, bakteri, virüs. Mantarı futbol topu kadar düşünelim. Bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar. Bağırsaklarda da 2 milyar kanal var. Virüs denen böyle parmak gibi düşünelim. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden kanallar, filtre gibi. Bu kanallardan bakteri ve virüs kana karışır. Yani bağırsakları kalecinin arkasındaki fileye benzetelim. Portakal büyüklüğündeki bakteri kana karışır. Misket büyüklüğündeki virüs kana karışır. Fakat mantar futbol topu kadar olduğunu düşünelim, kana karışmaz. Karışmasa da mantar kana karışmadığı için kan tahlilinde, idrar tahlilinde mantar teşhis edilemez. Birçok uzman mantarı teşhis etmeye kalkıyor. Teşhis edemezsiniz. Ne zaman teşhis edilir? Şayet kişinin defacetinde sümüksü bir defacet olursa teşhis edilir. O da artık bağırsaklar çürümüş, bitmiştir. En son hali. Fakat şöyle belirtiler vardır mantar olup olmadığını. Çok basit. Halsizlik kişide, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa mantar vardır. Karın ağrısı, kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn gibi bağırsak rahatsızları varsa mantar var. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen varsa mantar var. Sedef, ekzema, akne gibi cilt hastalıkları varsa mantar var. Mantarla daha neler var? Bir bakalım. Mantar yani. Şişkinlik, kabızlık, ishal, makatta kaşıntı, kızarıklık varsa mantar vardır. Mide ağrısı, ağız kokusu, aşırı yorgunluk, dermansızlık, konsantre olamama, unutkanlık, isteksizlik, aşırı tatlı yeme isteği, kas titremesi, aşırı açlık duygusu, nefes darlığı, burun tıkanması, kulak iltihaplanması, ens ağrısı, eklem ağrısı ve şişmesi, deride sivilce, saçlarda yağlanma, deride kuruma, küf gibi pis bir koku, ağız kokusu, adet halinde aşırı ağrılar, bayanlarda aşırı ağrılar, mantar var demektir, mesane iltihaplanması, prostat iltihaplanması, cinsel isteksizlik, yani benim yazdırmış olduğum bu kitapta mantarla ilgili çok yani ayrıntılı bilgi var. Bu kadar çok tehlikeli bir durumda çözümü ne olacak sizin? Dünyada takriben, dünyada 10 milyon doktor var diyelim. Onu dahi mantarı teşhis edemez. Çünkü kan tahlilinde çıkmaz. İdrar tahlilinde çıkmaz. Bu belirtileri var ama. Kolonoskopiden anlaşılmaz. Sadece belirtileri var. Belirtileri var, evet. Bunu da yıllar önce uzmanlar tespit etmiş Almanya'da. Ben de buradan araştırdım. 24 yıl mantar üzerine araştırma yaptım. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilir hocamız? İyi akşamlar. Ben hocamıza hipotiroidle ilgili soracaktım ve kiloyla ilgili. Mümkün müydü acaba? Tabii ki. Vitiligo. Vitiligo da bir çeşit mantar. Yani ciltte
bağırsaklara yerleşen mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer aratamıyor. Karaciğer zamanla yoruluyor, yağlanıyor. Ve yeterli ve kaliteli pigment oluşmadığı için vitiligo oluşuyor. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi ettiğinizde mantarı yok edersin. Şimdi mantara karşı etkili bitkiler. Nelerdir? Bundan bahsedelim dilerseniz. Hamemelis virginiana. Cadı fındığı. Cadı fındığı denir Türkçesi, gavurcası, Latincesi. Hamemelis virginiana. Virginiana. Latincesi. Ha, gösterebilir miyim? Evet, fındığa benzer meyveleri, küçük küçük meyveleri olduğu için cadı fındığı denir. Cadı fındığının, yani Hamemelis virginiana'nın meyvesi yenmez. Yaprak ve kabuğundan, dalının kabuğundan krem yapılır. Pişiklere, ciltteki mantara karşı etkili. Şimdi bir bitki var. Horopito. Evet, horopito'yu ilk söyleyen benim herhalde Türk tarihinde. Bu da Yeni Zelanda'da yetişen bir bitki. Horopito. Latincesi Pseudo Vintera colorata. Latincesi. Pseudo Vintera colorata. Bu Yeni Zelandalılar buna horopito denir. Horopito her türlü mantara karşı. Dünyada en etkili bitki. Türkiye'de ilk biz ürettik. Sadece Türkiye'de değil. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, hatta Avrupa'da biz ürettik. Yeni Zelanda'dan sonra ilk üreten bizik. Colorex forte. Birleşiminde Hamemelis virginiana horopito ekstraktı, Hamemelis virginiana ekstraktı, Laden gülü burada mı acaba? Bu da mantara karşı çok çok etkili. Tea tree ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Her türlü mantara karşı Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Etkisi mantarın her türüne karşı. Benim mesela bugün öğlen burnum akıyor ya grip gibi sürekli. Aha, dedim ben böyle programa çıkamayacağım herhalde. Bir deney yapayım. Böyle bir kapsül. Birazcık suyla çözdüm. Burnuma çektim. Abdest alıyormuş gibi. 2 saniye sonra burun akıntısını kesti. Bunun hangi kapsül olduğunu bilgilendirebilir misiniz? Colorex Fort. Colorex. Hı hı. Colorex birleşiminde horopito, laden gülü, cadı fındığı yani Hamemelis virginiana, tea tree, aloe vera 19 çeşit bitki ekstrakti. Evet, yine bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ya ablacığım benim hocam aramıştın da benim kulağımda bir uğultu var da geçmedi ve hocama sorayım dedim de gitmediğim doktor kalmadı. Hı-hı. Yani bu uğultu, çınlama var, hiç geçmiyor. Evet. Aa, o kulak çınlaması. Bu kulak çınlaması da önemli konulardan bir tanesi. Tabii tabii, çok ağır. Şöyle. İç kulağın içerisinde salyangoz var. Yani salyangoza benzediği için salyangoz denir. Salyangozun içinde tüysü hücreler. Halının üstündeki iplik gibi düşünelim. Tüysü hücreleri besleyen kılcal damarlar. Kılcal damarların içerisinde plak oluşursa, su borusu gibi diyelim. Kireçli su geçtiği zaman ne yapıyor? Boruyu tıkıyor. Burada damarın içerisinde, kıl gibi ince damarın içerisinde plak oluşursa kan akışında azalma olur. Beslenemeyen tüysü hücreler böyle parmak gibi düşünelim. Böyle büzülürse veya açılırsa, deforme olursa ses dalgasını beyne iletemez veya yanlış iletir. Kişinin sürekli kulağından bir arı vızırtısı veya bir şelale gibi şışırtı veyahut da balon patlamış gibi bir fısırtı, her insanda farklı bir hışırtı veya cıvıltı gibi bir sesler gelir. Hayatı kişiye zehir eder. Ben Almanya ile Türkiye arasında belki uçakla 100 defa uçtum. En son uçuşta pilot öyle kötü uçuş iniş yaptı ki iner inmez kulağım çınlamaya başladı. Önemsemedim geçer diye. Aa, bir gün, 2 gün, 4. gün o aman Allah'ım dedim. Tehlikeli. Ne yaptım? İksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bizim özel bir
formülümüz. İksirden günde 5 defa korkumdan yarım çeperde içtim. 3 defa içeceğime 5 defa içtim. 3 gün sonra hiçbir şey kalmadı. Ne oldu? Damarlar açtı. Akut olduğu için 4 günde geçti. Kronikse zaman alır. Mesela diyelim ki 4-5 yılsa 4-5 ay sürebilir tedavisi. Yavaş yavaş iyileşir. İyileşme süreci zaman alır. Ama akutsa böyle 3-4 günde hemen yeni yakalanmışsa kişi hemen müdahale edilirse çok kolay geçer. Yoksa kronikleşirse zaman alır. Spirulina nedir, ne işe yarar diyelim? Spirulina. Deniz yosunu. Spirulina. Deniz yosunu. Deniz yosunu. Mavi yeşil yosun da denir buna. Deniz yosunu diye pardon. Göl yosunu. Hawaii adalarındaki göllerde, yani derin olmayan göllerde, Chat Gölü'nde ve Avustralya'da doğal olarak yetişen bu Spirulina isimli yosun, mikro yosun, çok küçük bir yosun. Yapılan son klinik araştırmalarda anne sütüne eş değer dünyada en kaliteli besin olduğu belgelenmiştir. Kim belgelemiştir? Evet. Yani Ahmet, Mehmet söylemesi önemli değil. Kim söylemiş? Uzmanlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO geleceğin en iyi gıdası demiş. ABD, Amerika Birleşik Devletleri'nden FDA, Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi en iyi besin takviyesi. Uluslararası Gıda Konferansı ise en doğal besin demişlerdir. Bu ta Aztekler, İnkalar zamanında Kızılderililer tarafından kullanılmış. Kızılderili biliniyor. Yani kaç bin yıllık bir hikaye. Şimdi yapılan son araştırmalarda birleşiminde neler bulunmuş? Bir bakalım kısaca. Omega yağ asitleri, yani balıkta olan yağ asitleri. Omega 3, omega 6, omega 9. Efendim, B1 yani tiamin, B2, B3, B6, B9, B8, B5 vitamini. H vitamini, E vitamini. Ama öyle az değil. Demir, mesela demir, dananın karaciğerindeki demirden 6 kat daha fazla. Efendim, minerallerden kalsiyum, demir, fosfor, iyot, magnezyum, çinko, selen, bakır, mangan, krom, molibden, sodyum, potasyum, efendim, enzimlerden beta karotin, florin, fikosiyanin vesaire. Omega yağ asitleri, balık yağları vesaire içermiş. Artı 2000 çeşit enzim içeriyor. 2000. Dünyada hiçbir gıdada olmayan özelliğe sahip. Spirulina'ya astronot gıdası da deniyor. Neden? Astronotlar uzaya gidiyor. Adam yanına elma, armut, ekmek götürecek hali yok uzaya. Kapasitesi belli. Dar bir küçücük bir alanda yaşıyor zaten. Onlar yanına giderken su ve spirulina'dan elde edilen tabletler kullanmışlardır. Yani oraya muz götürmemiş, elma, armut yiyecek şey götürmemiştir. Yese o kadar şey çıkacak tabii ki. Peki bu zayıflamak için de kullanılabilir mi? Bu kadar çok tutuyor. Ha, yani çok güzel bir konuya değindiniz. Spirulina ile ilgili... Mesela spirulina günde 3 defa 2 tane tablet aldığınızda vitamin, mineral, enzim, glikoz, hep glikoz hariç ihtiyacını karşıladığı için bünye fazla yemek yemeye ihtiyacı olmuyor. Bir. İkincisi, Çernobil, bu Ukrayna'da patlayan atom santralindeki kazadan dolayı çevreye yayılan radyoaktif madde Almanya'dan Türkiye'ye kadar rüzgar nedeniyle yayıldı. 1986 yılında Almanya'da doğan birçok çocuk bu spirulina, hamile kalan bayanlar eğer doğum yaptılar, bu radyoaktif maddeden dolayı özürlü doğdu, engelli. Yani elsiz, ayaksız, kolsuz doğan çok o dönem hamile kalan bayanların çocukları özürlü doğdu.
midesinde, bağırsaklarında radyoaktif maddeden dolayı problem yaşayan çocuklara Beyaz Rusya'da spirulina tableti verilip deneme yapılmıştır. Radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu tahribatı mide ve bağırsaklardaki iltihap ve ülseri spirulina iyileştirmiştir. Yani radyoaktif maddenin vermiş olduğu zararı dahi ortadan kaldırabilmiştir. O kadar etkili. Birçok hastalığa karşı spirulina hem gıda takviyesi hem tedavi edici özelliği var. Birçok klinik araştırması var. Yani şimdi ben bunlara girsem bu da ayrı bir hikaye. Upuzun sürer gider. İsteyen Google'da Vitipek miydi ne o sözlük? Orada çok ayrıntılı bilgi var. Kansere karşı etkisi, efendim obeziteye karşı, birçok hastalığa karşı etkisi var. Biz bunu ürettik ve iki kutusunu 65 lira. Bir kutusunu diye de herkes alabilsin, çok kullanabilsin diye çok uygun fiyata spirulina'yı ürettik ve satışa sunduk. Çok kullanılsın diye de normal diğer ürünlerden daha uygun fiyata satışa sunduk. Yani birçok takviye yönü var. Bunun arasına diyet içinde kullanılabiliyor. Evet, ve bunun besleyici. Gibi birçok bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Evet. İnsan vücudunun ihtiyacı olan bütün vitamin, mineral, enzim, omega yağ asitleri 3, 6, 9 hepsini içeriyor. Evet. Yani doğada anne sütünden sonra en doğal denizlerdeki balıklar, efendim karidesler neyle besleniyor? Yosunla besleniyor. Buradan alıyor vitaminini, mineralini. Böylece yaşıyor. Her şey doğada var. Mühim olan bunu değerlendirebilmek. Evet, egzama ile devam edelim hocam. Biraz da egzamadan bahsedelim. Egzamadan bahsedelim. Bitkisel çözüm yolları. Biraz önce söylemiştim ya, hamamelis, virginiana veya cadı fındığı. Cadı fındığı ile ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda bunun, biz bunu çok güzel bir formül geliştirdik. Hamamelis forte diye. Hamamelis virginiana bebeklerdeki pişiklere, ağrılara, ekzemaya efendim iyi gelir. Artı ekzemanın her türünü iyileştirir. Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. Belgelerle sabittir. Evet. Böbrek yetmezliği diyelim o zaman. Bu da önemli bir konu tabii ki. O ayrı bir konu. Şöyle. Biraz önce programın başında söylemiştim. Her türlü hastalığı bağırsaktaki mantarlar tetikler diye. İşte idrar yoluyla mesaneye mantar yerleşirse intersistiyel sistite sebep olur. Normal sıradan bir sistit önemli değil. Mesane iltihaplanması çok kolay tedavi edilebilir. Ayrık kökü, at kuyruğu otu, huş yaprağı, ardıç tohumu, çok özel bir formülümüz var bizim. Ayrık forte veya kremberi forte. Fakat böbreklere mantar yerleşmiş ve böbreklere zarar vermişse o zaman şu gördüğünüz bitki nedir? Altın başak otu. Altın başak otu. Bu bitki, altın başak otu, böbrek yetmezliğine karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Ve hiç yan etki, yan etkisi formülünü sonra söyleyeyim. Evet. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da yine sizlerle olacağız. İyi hafta sonları geçirmeniz dileğiyle.